Güzel insanlar, bugünkü konumuz gelişim yolculuğunda, yani şahsiyeti geliştirme konusunda insanların yanılgılarından, hatalı düşüncelerinden bahsetmek istiyorum. Bu yanılgılardan en önemlileri ve en çok hayal kırıklığına uğratanlardan bir tanesi gelişimin bir gecede olduğunu düşünmesi insanın. Yani bir hokus pokus gibi, bir sihirli değnek gibi sanki bir şeylerin değişmesini beklemesi. Kendini geliştirmek bir gecede olacak bir iş değil veya bir haftada olacak bir iş değil. Gelişim için gayret gerekiyor, emek gerekiyor, ter akıtmak gerekiyor. Önce emek, sonra ekmek diyorlar, değil mi? Veya ne ekersen onu biçersin. Kader gayrete aşıktır. İlk önce senin gayret etmen gerekiyor. Arkasından o zaman yardım gerekiyor. Dolayısıyla bu zamana kadar insanlara öğretilen genel olarak yanlış bir düşünce var. Bu sosyal medya veya ana akım medya, mainstream tarafından sürekli pompalanan bir düşünce. Bir şeye çok hızlı ulaşmak, hedefe çok hızlı varmak, hızlı kilo vermek, her şeye hızlı ulaşmak. Bu sadece sevgili arkadaşlar, televizyonlarda var, filmlerde var ve çocukluktan bu zamana kadar anlatılan masallarda var. O yüzden birinci en yanlış düşünce gelişimin hızlı olacağı düşüncesi. Bu düşünce ile yola çıkanlar genellikle hayal kırıklığına uğruyorlar. Umutsuzluğa düşüyorlar. Çünkü hayatın gerçeklerinde öyle bir şey yok. Hızlı gelişim yok. Önemli olan gelişim adım adım sağlam zeminde yürüyerek, ayağını yorganına göre uzatarak gayret karşılığında gelişimin olması. Vücut geliştiricileri ele alalım örneğin. Bunlar ne yapıyorlar? Günlük 3 saat, 4 saat çalışıyorlar ve o şekilde vücutları gelişiyor. Yoksa vücutları gelişmiyor. Çaba göstermeden vücut geliştirenler de var. Gördüm, YouTube'da bir yerde görmüştüm. Adam kollarına bir sıvı sıkıyor ve şişiriyor kollarını ve kollarını kaybediyor değerli arkadaşlar. Yani kollarını kullanamıyor sonra. Dolayısıyla hızlı gelişim diye bir şey yok. Öyle bir şey olsa zaten hızlı kilo verenler hızlı kilo alıyorlar veya midesini kestirenler, aldıranlar, onlar da sağlık sorunları yaşıyorlar ömür boyu. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, kafanızdan hızlı gelişimi, bir gecede gelişim düşüncesini çıkarın, atın. Bir emek gerekiyor. Bu birinci konu. İkinci konu, yanlış düşünce olarak başarılı insanların şanslı olarak nitelendirilmesi. Sevgili arkadaşlar, araştırmalar gösteriyor ki şansın hayatta fazla bir rolü yok. Yani siz bir tohum ektiyseniz, bir çiftçi olduğunuzu düşünün. Yağmur ve güneş, bunları şans olarak nitelendirebilirsiniz. Ama daha fazla rol, burada kazıyorsunuz, tohumu ekiyorsunuz, sonra bakım yapıyorsunuz, etrafındaki otları kaldırıyorsunuz. Devamlı ilgilendiğinizden dolayı, yani siz gayret gösterdiğinizden dolayı, enerji harcadığınızdan dolayı o ektiğiniz büyüyor. O yüzden kafanızda böyle başarılı insanlar şanslıdır. Hayır, buzdağının üstünü görüyor ama buzdağının altındaki o emeği, o gayreti görmüyor. Dolayısıyla böyle bir yanlış düşünce var. Yani başarılı insanlar oraya şansları olduğundan dolayı geldi düşüncesini kafanızdan çıkarın. Öyle bir şey yok. Bunu araştırmacılar kanıtladılar. Bu da zaten biraz önce söylediğim gibi kader gayrete aşıktır sözüyle alakalı. Başarmış insanlar asla işlerini şansa bırakmadılar. Bırakmıyorlar. Ne yapıyorlar? Gayret gösteriyorlar. Emek harcıyorlar. Enerji harcıyorlar. Yatırım yapıyorlar. Fedakarlık yapıyorlar. Yani terlerini akıtıyorlar ve karşılığını alıyorlar. Başarıyorlar. Kazanıyorlar. Arzuladıkları hedeflere ulaşıyorlar. Kişisel gelişim yolculuğunda üçüncü yanlış da hata yapmamalıyım düşüncesi. Sevgili arkadaşlar, hatalar İnsanın tekamül yolculuğunda ilerlemesi için gerekli olan şeylerdir. Bir bebeği düşünün. Bebek yürümeye çalışıyor, gayret gösteriyor. Sürekli hata yapıyor ama. Devamlı düşüyor, sonra kalkıyor.
Bir şeyler öğreniyor düştüğünde. Sonra tekrar düşüyor. Düşe kalka, düşe kalka, düşe kalka öğreniyor. Yani hatalar yapa yapa yürümeye başlıyor. O bebek hatalarını sayıyor mu? İşte ben bu hatayı yaptım, şunu yaptım, şöyle yaptım diye tek tek sayıyor mu? Hayır, hiç hatalarına odaklanmıyor. Hatalarını öğreniyor ve yürümeye başlıyor. Sen de hayat içerisinde hatalar yapabilirsin. Hatalarını bebek nasıl saymıyorsa, işte şöyle şu tarihte düştüm, şu saatte şuramı morattım diye saymıyorsa, sen de geçmişteki hatalarını gelişim yolunda, tekamül yolunda sana gerekli olan, bilerek yapmadığın hatalar olduğunu kabul etmen gerekiyor. Dolayısıyla hedeflerine odaklanıyorsun, hatalarına değil. Çünkü hayat ilerliyor, zaman ilerliyor, saat devam ediyor. Yani sen o saati durdurup bir boşluk bırakıp hedeflerine odaklanma yerine hatalarını tek tek sayarsan ve oralara odaklanırsan ve onları böyle küçük Emrah moduna girerek, kurban rolüne girerek, işte bunu yaşadım, şöyle oldu, bana haksızlık yapıldı, bu hataları yaşadım diye saymaya başlarsan ömrünü tüketirsin ve hedeflerine ulaşamazsın. O yüzden üçüncü düşünce, hata yapmamalıyım düşüncesi yanlış düşünce. Şimdi gelelim dördüncü yanlış düşünceye. Herkes beni sevmeli. Benim kalbim temiz, ben iyi insanım, herkes beni sevmeli. Bu genellikle yetersizlik sendromundan geliyor. İnsanlar hep kendini ispatlamak zorunda ve hep sevilmek zorunda hissediyor. Yani çocukluğunda alamadığı ilgiyi, sevgiyi zaman ilerleyince sevgi ihtiyacını etraftan almaya çalışıyor ve sevilme ihtiyacından dolayı herkes beni sevmeli düşüncesine kapılıyor. Ve genellikle de böyle bir şey olmadığından dolayı, yani herkes seni sevmek zorunda olmadığından dolayı, sevilmediği için de insan hayal kırıklığına uğruyor. Hiç kimse seni sevmek zorunda değil. Önemli olan senin kendini sevmen, kendine saygı duyman, kendi değerini arttırmak için çaba göstermen. O yüzden devamlı sürekli söylüyoruz değil mi? En büyük yatırım insanın kendine yaptığı yatırımdır. Kendine yatırdığın paranın karşılığını çok hızlı alırsın kar olarak. Ama sen kendini sevmiyorsan neden başkasından sevgi bekliyorsun ki? Sen kendine para yatırmıyorsan niye patronundan daha fazla para bekliyorsun? Sen kendine saygı duymuyorsan başkası sana neden saygı duysun? Sen kendi değerini arttırmaya çalışmıyorsan o zaman başkası senin değerini neden arttırsın? Neden seni sevsin? Neden sana değer versin? Dolayısıyla ilk önce kendinle ilgilen. Kendini bilen Allah'ı bilir derler. Kendini bil ki aynı zamanda hadis-i şerif ömrün zayi olmasın. Şimdi gelelim 5. yanlış düşünceye. Hedefe giden yolculuk bir düz çizgiymiş gibi insanların kabul etmesi genellikle. Başarıya, yani hedefe giden yolculuk bir düz yolculuk değildir sevgili arkadaşlar. Dağı düşünün, o tepeye çıkacaksınız. O dağa çıkarken böyle düz bir çizgi yok, teleferik gibi. O dağa çıkarken bazen soğukla karşılaşıyorsunuz, bazen sıcakla karşılaşıyorsunuz, bazen dolambaçlı yollara giriyorsunuz, bazen sağa gidiyorsunuz, bazen sola gidiyorsunuz, bazen aşağı iniyorsunuz, bazen ayaklarınız ıslanıyor, bazen yağmur yağıyor. O dağa öyle görüldüğü gibi hemen ulaşamıyorsun. O yüzden senin hayatında hedefe giden yolculukta karşılaşacağın birçok engeller olacak. Önemli olan burada vazgeçmemek, kararlı olmak ve gayret göstermek. Başarı zaten bu. Başarı nedir? Başarı arzuladığın hedefe ulaşmak için pes etmeden gayret göstermek. Çünkü o hedefe ulaşmak mutlu etmiyor. Mutlu eden şey ne? O yolculuk, yani o iniş ve çıkış, oradaki yaşadığın hatıralar, o işte insanı mutlu ediyor ve başarı bu sevgili arkadaşlar. Bu videoyla sevgili arkadaşlar kişisel gelişim yolculuğundaki yanlış düşüncelerden bahsettim. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'da yaşayan, kendini geliştirme yolunda kendine değer veren ve kendine saygı duyan, kendine bütçe ayıran, kendini geliştirmeye açık olan insanlara online VIP programlarımızla arzuladıkları hayallerine, arzuladıkları hedeflerine gitmelerinde eşlik ediyoruz. Onlara yolculukta rehberlik yapıyoruz. Eğer siz de
Bu yolculukta arzuladığınız hedeflere, hayallere ulaşmak istiyorsanız ve size rehberlik yapmamızı istiyorsanız bizim programlarımıza katılabilmek için hemen videonun altındaki linke tıklayın ve bu eğitime başvuru gönderin. Eğer hazırsanız sizi de programımıza alırız. Sizin hayallerinize ulaşmanıza rehberlik ederiz. Hemen şimdi videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun ve gönderin. Hoşça kalın.